Bir yarım saat falan oynadık öyle sokağın ortasında. Abi şunu çıkartayım, çok sıcak oldu be. Saçmalama canım kardeşim, çok yakıştı. Tamam abi, tamam. Her neyse. Ondan sonra tamam dedim yani. Size doyum olmaz, ben artık eve kaçayım. Bırakmam diye tutturdunuz. Biz mi? Öyle, hepimiz. Yani başta Selim abi olmak üzere hepiniz valla. E ben de baktım, şeker gibi insanlarsınız. E geleyim dedim yani. Hoş gelmeseydim de kolumdan tutup zorla getirecektiniz ya. Orası ayrı. Ya ben bir şey merak ediyorum. Biz bu kadar kişi nasıl o arabaya sığdık anlamadım. Biz Özgür abiyle taksiye bindik. Siz arabayla geldiniz. Ya abim. Yalışma hemen. Baksana oynadınız falan diyor. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum buna dair. Ben de. Bir şey soracağım. İsmailce, çocuğum. Müfit abi de bizim yanımızda mıydı? Yoktu. Müfit abi de mi tanıyorsun sen şimdi? Yani İsmail. Dün gece bayağı bahsettiniz hakkında. Ya bekarlığa vedadan falan bahsettiniz. Ama ne yalan söyleyeyim, kendisini görmedim. Biz ne yaptık? Adamı sokakta falan mı bıraktık acaba geçerken? Evden beraber çıktığımız ne malum yok. Ya bir şey soracağım. Başka bir şey dedik mi biz Müfit abi hakkında falan hani? Yok. Belki dövmecide bıraktıysanız devam. Ne dövmecisi be? Dövmeci yani. Bizim dövmecide ne işimiz olur ki? En azından dövme yaptırdık. Öyle düşün. Kafada neler yaptırdık böyle ya. Bunlara bakmak istersiniz belki. Bu arada dövme de yaptırmışsınız. Gelince söylediniz. Selim abinin telefonu da fotoğrafları duruyor. Benim telefonum. Kainat ablanın telefonunda da hiçbir şey hayatında bulursun kendini bakarken boş boş kendine aynada. La 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 la. Gerçek mi bu, çıkmaz mı? Ne bileyim ben be. Yok, Hint kınası gerçek işte, kesin gerçek ya. Selimciğim şu an ne düşünüyorum biliyor musun? Şimdi bir 5-10 sene sonra bizim kızımız Selin Şebnem Junior sorduğu zaman babacığım neden göğsünde I'm Loş teyzemin ismi yazıyor diye nasıl cevap vereceksin çok merak ediyorum. Ha çok komik Şebnem. Biz nasıl yaptık böyle bir şey ya? Sen de sıkıntı yok zaten canım. Her erkek göğsünde Şebnem yazmak isteyebilir. Olacak iş değil. Hayır zaten benim açımdan hiçbir sıkıntı yok çünkü biz ayrıldığımız için kendisiyle. Artık sen gider Kainat isimli bir sevgili bulursun kendine. Ne alakası var? İnternete yazıyorsun sadece bizim Kainat çıkıyor. Fatma mı bu? Kaç tane var? Ya ne alakası var? Ben niye öyle bir şey yapayım diyeceğine sinirim. Dediğine bak be. Hani biz ayrılmıştık. Ha? Arkadaşlar bak yine 8 saattir boş boş konuşuyorsunuz. Asıl konumuza dönelim ya. Müfit abimiz kayıp, benim eniştem. O zaman dövmeciye gideceğiz. Yani gidin ama bana birlikte gitmediğinizi söylediniz. Bu niye her şeyi biliyor ki ben? Aa, dur dur. Fotoğrafların birinde dövmecinin ismini görmüştüm ben. Bekle bekle ağaç oldum. Tabii Müfit abi gelmeyince ben de buraya geldim. Siz buluşacak mıydınız Müfit'le? Evet. Bana 12'de kafe dol demişlerdi ama gittim kapı duvar. Kimse açmamış kafeyi. Şebnem Hanım da yok. Çiçekçiye falan göndereceklerdi. Organizasyon şirketiyle falan konuşacaktım ama telefonları da... Ha, telefon da kapalı. İyi tamam tamam. Ben ona şimdi sana haber veririm. Merak etme. Ama arasınlar yani mutlaka. Ben aporttayım. Tamam.
merak etme dedim canım. Haber vereceğim sana. Aç. Açmazsan iyice şüphelenecek kadın. Efendim Sena Sultan. Teyzelerin en güzeli. Sen şimdi kesin bana Müfit abiyi soracaksın biliyorum. Şöyle ki Müfit abi dün Selimler'de kalmış. Ondan sonra da kafeye gitmiş düğün hazırlıkları için. Bana yalan söyleme Şebnem. Vallahi söylemiyorum. Hadi oradan. Kafe kapalı. Müfit de ortada yok. Şimdi Memo gelip söyledi. Ha. Bak, eğer benden bir şey saklıyorsan Şebnem. Yok canım, niye öyle bir şey yapalım? Yani bilmiyorum, eğer Müfit kaçtıysa ve sen bana bunu söylemiyorsan... Olur mu öyle şey ya? Bilmiyorum, her şey olabilir. Ay tamam teyzoş, tamam vallahi. Söylemeyeyim, söylemeyeyim dedim, söylettin bana yine. Biz sana sürpriz hazırlıyoruz ya. Bir iki dakika rahat dur da biz rahat rahat şey yapalım değil mi? Ha, cidden mi? Hadi sen şimdi bizi bir bırak, biz kendi sürprizimizi şey yapalım sana. Sen de mutlu ol, tamam mı? Tamam canım. Tamam, hadi öpüyorum teyze hocam, hadi bay bay. Allah, ucuz anlattım. İyi de Müfit abiyi bulamazsak ne olacak? Ne olacak, ayvayı yeriz. Ya işte hiçbir pozitif olayım, bir negatif çevireyim demek yok ama ya. Ya o değil de ben şey diyeceğim. Müfit abi gerçekten kaçmış olabilir mi acaba? Yok canım, olabilir mi? Ya mümkün değil. Adam kör gütük aşık. Niye kaçsın ki? İyiydi. Eskiden de aşıktı ama kaçtı. Ne demişler? Tarih tekerrürden ibaret. Tamam neyse neyse. Ya şey diyorum. Acaba siz teyzoşumun yanına mı gitseniz? Hem yalnız kaldı kadın yazlık. Gider. Yakışık alır mı? Gel gideriz tabii istersen ama. Ay vazgeçtim tamam. Sen şimdi yine kendini tutamazsın. Alırsın bir şey söylersin kesin. Ya ben idare ederdim. Öyle mi canım? Bozacının şahidi şiracı. Nasıl idare edeceksin acaba? Hayır biliyoruz yani senin de bir saçmalama potansiyelin var sonuçta öyle değil mi? Arkadaşlar yalan mı? Tamam. Daha kainatla canla gelmediler zaten. O yüzden ben onları arayayım diye ki siz direkt teyzoşuma geçeyim. Biz de dövmeciye geçelim. Onlar zaten çift. Tövbe estağfurullah. Hadi bir ton işimiz var zaten hadi. Kainatçım ben senden bir şey isteyeceğim şimdi.